İyi akşamlar dostlarım. Yeni bir videoyla daha bu akşam beraberiz. Bitcoin'de yükseliş devam ediyor. Şimdi aklımızda birçok soru var. Yükseliş devam edecek mi? Haliyle yükselişin devam edip etmeyeceğini soran çok arkadaşımız var. Ayrıca biliyorsunuz Shiba ile ilgili yeni gelişmeler. Aslında bu gelişmeleri çok büyük gelişmeler olarak lanse etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı gelişmeler var. Evet, fakat bunu dozajında vereceğim. Bu gelişmelerin haberini. Çünkü bir Shibarium'un çıkışı gibi büyük bir mesela bir Shibarium çıktığında ne kadar büyük bir haber olacağını siz biliyorsunuz. Bunun gibi haberler yok. Fakat yeni gelişmeler var. Bunları duyuracağım. Akabinde Bitcoin ile ilgili konuşmamız gerekiyor. Bu gidişat nereye kadar? Sürekli bir yükseliş olacak mı? Çok önemli bunlar dostlarım. Daha sonra biliyorsunuz ki Huobi oylaması vardı. Neydi bu arkadaşlar? Şuydu. Huobi'de bizim bonemizle farklı coinlerin oylaması vardı. Buradan çıkan sonuçlar var. Fakat şunu diyeyim. Ben ekosistemdeki diğer arkadaşlarda da olduğu üzere onların düşüncesiyle aynı fikirdeyim. Takipçilerimle de sizler de biliyorsunuz ki bu oylamada siz belki içlerinizde sizin de bu fikirde olduğunuzu düşünmekteyim arkadaşlar. Bu oylamada biraz şaibeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bir Bitcoin'e geçelim arkadaşlar öncelikle. Dostlarım biliyorsunuz ki 19 bin dolar üzerine hafiften attık. Bunun nedeni neydi? Gelen enflasyon verileri, TÜFE verileri, ABD tarafından gelen TÜFE verileri piyasayı doğruya doğru rahatlattı. Rahatlatmasıyla beraber biz bu seviyelere biraz daha rahat çıktık. Hatta FTX ile ilgili bazı haberler de çıktı iyiye yönelik. Bunlar da biraz rahatlattı. Akabinde biz bu seviyeleri bulduk. Her ne kadar bu seviyelere gelene kadar, bakın o gün, iki gün önce işte rahatlamadan önce, dün de hatta pardon. Ne oldu? Çıktı SEC Başkanı arkadaşlar, ABD SEC Başkanı. Dedi ki ABD ordusundaki kişilere, personellere kripto para almayın. İşte dolar alın, efendim nedir? Altın, dolar alın, euro alın. Kripto paraların çoğunda iş yok. Bazıları kalacak, çoğu gidecek, ölecek gibisinden konuştu. Tam bu şeyin açıklanmasına arkadaşlar, enflasyon verilerin gelmesine yakın. Aynı zamanda Bitcoin bundan yine de etkilenmedi. Daha sonra veriler geldi. Bir güzel yukarı yönlü çıkış gösterdik. Bugün itibariyle sürekli FUD haberler. Sürekli bir Bitcoin'e baskı. ABD'deki birçok senatodan insan bile yani konuşmaya başlıyor. Şunu bir bilelim. Şu bir kesin. Bitcoin'in yükselmesini şu an istemiyor bazı mecralar. Bunu biliyoruz. Fakat buna rağmen gösterdiği yükseliş ve trend gerçekten muazzam. 19.600 seviyelerin üzerinde kalıcı olursak biraz daha devamı gelir diye düşünmekteyim ben. Peki bu yıl 2023 yılı uçuk kaçık seviyeleri getirecek mi Bitcoin'de arkadaşlar? Bunu demek için çok erken arkadaşlar. Neden demek için çok erken? Önümüzde birçok olgu var. Bunları değerlendirerek ileride yine konuşacağız bunları. Fakat Bitcoin 2023'te yükselmeyecek demem ben. Çünkü benim görüşüme göre, düşünceme göre 2023'te yarı yarıya bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında zaten 2024'te halving falan derken o zaman muazzam yükselişlerin olabileceğini düşünmekteyim. Fakat 2023 yılı için güzel yol kat edeceğimize de inanmaktayım. Bu yolu kat ederken daha önümüze gelecek bazı gelişmeler belki de bunu daha da fazla tetikleyecek. Bunu kim bilebilir? O yüzden gelişmelerle birlikte sürekli olacağız arkadaşlar. Şimdi Shiba'ya da gelecek olursak dediğim gibi arkadaşlar net şey çok büyük haberler yok. Shiba kendi yolunda yine ödeme araçlarıyla işbirliği içerisinde, yeni firmalarla işbirliği içerisinde. Bugün Avustralya'da Metaverse Festivali'nde kendi Metaverse dünyasını tanıtacaktı vesaire. Bu olgu da gidiyor. Bizim için önümüze gelecek olan Shibarium etkeni çok önemli. Bununla ilgili detay ve gelişmeleri sizlere bilgilendirme devam edeceğim arkadaşlar. Shiba'ya yönelik yine birçok borsadan, bakın bir de şunu düşünmek lazım. Şu biz geçen yıldan beri
Avax'ların düşüşlerini gördük. Luna'ların patlamasını gördük. Bir sürü coin yerle bir oldu. Solana bile ne hallere geldi arkadaşlar. Şöyle bir istatistiğe baktığımızda bir yıl içerisinde en az kaybettiren coinlerden biri Shiba oldu arkadaşlar. Diğer coinlere endeksle. Ve birçok insan bunun batacağını, sıfırlanacağını hatırlarsanız söylüyordu ki böyle bir şey olmadı. Ve hatta düşünsenize bazı borsalar bile ne yaptı arkadaşlar? Rezervini aldı. Binance'ın rezervinde var Shiba. VazirX'de var. Dün çıktı ortaya. Huobi'de var. Birkaç borsa daha var aklımda olan. Bunların bile rezervlerine Shiba tuttuğu hem de yüklü miktarda tuttuğunu bizzat sizler de şahit oldunuz arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere haber vermeye devam edeceğim. Şu son olan olaya da değinmek isterim. Huobi'de gerçekleşen anket olayı. Arkadaşlar bu olayda market cap'teki değerinin üstünde bir oylama değeri alıyor coin. Yani şeyin rakibi arkadaşlar, Bonemiz'in rakibi. Değerinin üstünde bir oylama değeri alıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Farklı bir şey yani, bunun böyle olmaması gerekiyor. Ha şunu da diyeyim. Umurumda değil. İster listeler ister listelemez. Hatta daha iyi. Daha düşüşler olsa daha da toplamaya devam ederim. O da benim açımdan daha iyi. Çünkü daha gate'de bile bone yok arkadaşlar. Bu da işime gelir. Biri, herhangi biri nasıl olsa ileride listeleyeceği için de çok da işimize gelir diye düşünmekteyim. Arkadaşlar piyasa ve genel bilgilendirmeyi yaptım. Shiba'da, Bone'de de konuştuk. Bone'yi de konuştuk. Her şey artık sabıra kalıyor biliyorsunuz. Sabır diye yine bir şeyler yukarı yönlü trendini gösterdi. Ve aslında bunun trendi yukarı yönlü göstermesi de şuna da yaradı arkadaşlar. İnsanlar da artık bitti. Tamam. Ya Bitcoin diye bir şey yok. Tamamen bitirecekler bunu. Paydos düşüncesi vardı ki bu son iki günde de bu yükseliş biraz da insanların o psikolojisini yenmeye ya da onların bu psikolojisini değiştirmeye yetti diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki inişler olacak, tabii ki düşüşler olacak. Önemli olan 2023'e güzel adımla girmek arkadaşlar. Hep şunu konuşuyorduk, Fed zamanla yumuşayacak, zamanla o katı tutumunu değiştirecek diye düşünüyorduk arkadaşlar. Zaten de öyle oldu. Faiz indirimine başlamasa bile o katı sert tutumundan zamanla vazgeçeceğini, zamanla aşağı yönlü indirimlere gideceğini görecektik. Ki biz zaten artık bunun nimetlerini görmeye başlayacağız. Bunu ilk etapta altında görmeye başladık. Nedendir bilmiyorum. Gümüşte biraz durgunluk var. Fakat altın, evet, düşündüğümüz gibi hızlandı. Aslında altın hızlandığı zaman gümüşün de daha çok gaza basması gerekiyordu. Onun da kuyrukta olduğunu, yani onun da bu yükselişlere gebe olduğunu düşünmekteyim. Dostlarım, ayrıca bende de biraz gümüş yatırımı da var. Onu da vurgulayayım. Coinlerle birlikte gümüş yatırımı da var. Bunu da vurgulamak isterim dostlarım. Son durum bunlar. Yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Lütfen kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sorununuz olduğunda da, bu sadece coin değil, bir arkadaş, bir dost gibi arkadaşlar. Bir sorununuz, bir şeyiniz olduğunda, bir soruna cevap vermemi istediğinizde Twitter'da arama kısmına DoğuTibet yazarsanız oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.